فيغمبر فندمس صلى الله عليه وسلم حياة سعادة ده قطعي سورته ne özü baş açık namaz kılıp ve ne zamanında olan sahabiler bile baş açık namaz kılamazdılar. Hepsi Arabi imameler başlarında hiçbir vakit başları açık değildi. Hatta öz imame-i mübarekelerinden de Hazreti Ali'ye ihsan ettiği de vardır. Bu yüzden rica ederim namaza gelen devuz alel ekel her birimiz birer börk başımıza koyun. Çünkü men temesseke bi sünneti inne fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin. Yani İslamiyetin bozulmaklığı devrinde sen dini ve daha ziyade meyledersen, daha ziyade dinimin ahkamını tatbik edersen, hatta harpte bir lira şehit olursa ne kadar ecri var? İslamiyetin zayıf düştüğü devirde sen bilakis dinini kıyım tutarsan daha fazla ecri olsun. Bundan sonra umid ederim ki bu Ramazan-ı Şerif'te tebliğ edilen Peygamberimizin nasihatine amel ve ittiba noktayı nazarından gelen devuz zamıklara cebimizde birer börk namazda durarken börkümüzü başımıza bırakın. Şer'an baş açıklık Müslümanın fiskine delalet eder. İslamiyetin her bir umumiyle evvel izzet ve şevketi devrinde bir deneni baş açık pazarda görseydiler mahkemede onun şehadeti kabul edilmezdi. Bir tane baş açık pazarda, kahvede filanda olsaydı yarın mahkemeye gidip bir meselede şehadet için gitseydi o zamanın kazısı, hakimi onun şehadetini kabul etmezdi. Diğerde bu fasıktır. Çünkü pazarda baş açık gezir dolanır. Ama indi ise Şehrazan'ın dediği gibi bu esbab-ı fesadın bâisi zannetme validir. Balık baştan kokar. Darb-ı mesel mağlûm-i âlidir. Şimdi öz hakimlerimiz, öz kazılarımız, öz muvazzaflarımız, öz daire reislerimiz bile ya namaz kılmazlar veyahut eğer gelseler de namaza baş açık gelirler. Ve eğer bu nasihati de, bu haberi de versem kendilerine ehemmiyet veremezler. Diğerler biz 20. asır Müslümanıyız. Eski akıl yahut rüz'iyet devri gitti. Şimdi başka bir devirde başka bir şey deriz. Beynama bu sözler şer'an kabul edilmez. İslamiyet ha İslamiyettir. Din ha dindir. Ahkam ha ahkamdır. Adab ve ahlak adab ve ahlaktır. Ta inkiraz-ı aleme kadar. Kat'iyen bozulmaz. Dedim ki size, baş açık namaz kılmak, demem namazı batildir, batil değil. Fakat
خلاف شريعته وبيغمبره فنمزن أمر نقر مقتل عبارته وميدة لرم زنابي حق اللطن دل سيزاور لغم خبرن تأثيرن قلبن الزا بير تأثير خلق دفته يارن جمعه نمازنده جمعه نمازına gelen Müslümanların gençlerin bir taksis başlarında örtü olarak namaza gelsinler çünkü namazın fevkinde başka bir ibadet yoktur. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmaktır. Madem onun huzurunda durmuşuz o bize dirisiz başımıza örtü koyun baş açık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidersek ne fayda olacaktır. Peygamberin buyurduğu Allah'ın buyurduğudur. Yani eğer peygamber sana derse başına börç koy, yani Allah buyurdu başına börç koy. Çünkü o Arap ki geldi Efendimizin hizmetine, Hazreti Ömer'den rivayet ettiğimiz hadise binaen, mel ihsanu ya Resulallah, Peygamber cevap verdi kendisine en te'budallaha keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. İbadet o şekilde edesen Peygamber buyurdu. Namaz kılanda, namazda duranda keennema sen Cenab-ı Hakk'ı görürsen eğer sen onu kalbin kasvetinden onu görmürsen hiç olmazsa yakin bilgine o seni görür. Seni görende diyerse ey kulum ben peygamberin vasıtasıyla sana tebliğ ettim namazda durarken başı bakla giren ne işi baklamadım. Bir arkadaşın hitabına karşı insan kendisini mahcup görer. Acaba Cenab-ı Hakk'ın ve Resulü'nün hitabına karşı ne için utanmayalım? Neden haya etmeyelim? Ne ziyan çekeriz? Eğer o burki ya o cemadanını ya o kutreni başımıza örtecek olursunuz. Umid ederim Cenab-ı Hak Hazretleri'nin üstünden bütün Müslümanlara bu kadar tesir etsin ve hasreten gençlerimize hiç olmazsa alel akal namaza gelirken başlarını örtmüş olarak gelsinler. Cenab-ı Hak tevfik ve saadet üzerine kendilerine daim etsin. Dün Allah ve Resulüne itaatten sonra ebeveyne itaati o da dinimizin adabındandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a ve bil valideyni ihsana. Ve'budu yani Allah tebarek ve teala'na ibadet ediniz. Allah teala'yı bir biliniz. Ve bütün nevâkıstan kendisini münezzeh biliniz. Ve la tuşriku bihi şey'a. Cenab-ı Hakk'a şerik ittikaz etmeyiniz. Ve bil valideyni. Orada ahsinu kelimesi mukadderdir. Yani ve ahsinu bil valideyni ihsanen. Ahsinu kelimesi ve abudu kelimesi gibi orada mukadderdir. Yani eylik elevun babavuza ve anavuza tamam bir eylikle emirlerini kırmavun, kalplerini kırmavun, hizmet edin kendilerine. Neyse ki siz küçük iken onlar sizi beslediler, siz de büyük olduğunuz halde onlara hizmet ediniz.
جناب حق توراتا حضرة موسى صلوات الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام انزال buyurduğu ayetlerde buyur ya Musa kavmuna tebliğ et eğer gencin birisi baban enesine itaat ederse benim emrimi kırarsa ben affederim özünü madem baban enesine itaatı var madem baban enesinin rızasını tahsil edir ولو من امر مخرسا من ابتن بناه نقف ودره اجر من امر ما اتباع درسا اما اننا باباسن امر نقررسا قطعيا ولا ابدا نقف ودره من جلسا محمد السلام وننشن فيغنبر بيرور عليه الصلاة والسلام رضاء الله في رضاء الوالدين Cenab-ı Hakk'ın rızası nene babaya itaat ve nene babanın sözünden çıkmamak ve ondan izinsiz bir yere gitmemekten ibarettir. Bu hadisi ve başka hadislerle beraber her halde gençlerimiz işitmişler ve anlamışlar. Çünkü yalan yere mektep kitaplarında var bazı hadisler. Ama ne o müderris bir hakkın talebeyi anladı. Çünkü özü bir hakkın anlamayıp. Ve ne ister talebeye de bir hakkın öğrersin. Çünkü Irak'da ya o talebe desin özüne ustad. Sen özü böylesin kimse tevcih edersen. Korkusundan çok tahammuk ihtimal edemez ve anlatamaz kendilerini. Zeki talebeler, hayrını şerrinden temiz eden talebeler, diyaneti fisikten temiz eden talebeler, baba ve anaya itaat eden ve Allah'ın Resulü ve Resulü'nün sözünü tutan talebeler daima nazik olur. Emin olun. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya buyurdu Selavatullahi ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam Ya Musa kun kema urid ekun kema turid. Sen beni istediğim ta ki ol من ده استادغو تاكي والله يا موسى كن كما أريد أكن كما تريد بن استادغم جيبه قول أمرمي قرما مخالفتتما سند من ننه استرسو من ده استادغو برنا سيد عرام يا رسول الله إنسان جنبي خيرني kendi doğruluğunu, kendi istikametini ameliyen tatbik etsin, başkasını da yola getirmek imkanı olmadıysa mesul olamaz, hiç olmazsa kendisi öz yolunu tapmış olur. Türk ödebalarından Allah derecelerini âli etsin, doğruluk hakkında buyurur ki adaletten ödül etme. Yani doğru yoldan hiçbir vakit yan verme. Adaletten ödül etme. Sonu labud nedamettir. Doğru yoldan yan verecek olursa emin ol yine neticesi nedamettir. Neden? Tariki hakka en doğru çıkan yol istikamettir. Tariki hakka yani Allah Teala Hazretlerine en doğru çıkan yol istikamettir. En düz yol çıkan odur ki sen
istikamet olsun sende. İstikamet yani doğruluk. Doğruluk, adaletten udul etme, sonu la bu nedamettir. Hakiki hakka en doğru.